3 enstitü, 5 yüksek okul, 7 meslek yüksek okulu ve üniversitesi hem alanında uzman, seçkin. Yunus Emre'nin henüz yayınlanmamış şiirleri üzerine bir tebliğ sundum. Bu aslında teknik bir terim. Bizim filoloji sahasında sıklıkla kullandığımız bir terim. Şunu kastediyorum. Bugüne kadar Yunus Emre'nin şiirleri olarak yayınlanan kitaplara girmemiş şiirler. Yani herhangi bir kütüphanenin köşesinde kalmış, bir yazmanın içerisinde, eski bir yazmanın içerisinde kalmış şiirler bunlar. Ben 15 tane kadarını bugün sundum. Bunların 3 tanesi 1485 tarihli bir yazma eserden alınmış. Yani 15. yüzyılda çok kıymetli metinler. Böylece Yunus Emre külliyatına bir katkı sağlamaya çalıştık. Ayrıca şiirlerin bazı içerisindeki bazı ifadeler Yunus'un ümmiliğine de bir cevap verebilecek gibi duruyor. Yunus'un tartışılan bir ümmiliği meselesi vardır. Ümmilik yani kelime anlamı annesinden doğduğu gibi. Hiç okuma yazması olmayan, okumamış manasına. Bu hep tartışılır. Yunus kendisinin ümmi olduğunu söyler. Fakat aslında o ümmiliğin başka bir manaya gelebileceğini, doğrudan Allah'a, peygambere bağlılık şeklinde anlaşılabileceğini Yunus bu metinlerde ifade ediyor. Fakir, geçen sene bir makale yayınladım. Başlığı Yunus Emre Mektebi'ydi. Yunus başlı başına bir mektep. Böyle olduğu için tıpkı mektebe giden talebeler gibi onun da devamında bir sürü başka şairler geliyor. Ve Yunus'a yukarı muhabbetten kendileri de Yunus ismini alabiliyorlar. O yüzden doğrudur. Bugün Yunus şiiri diye okuduğumuz şiirlerin tamamı Yunus Emre'ye ait değildir. Muhtemelen değildir. Çünkü üsluplarının tamamen farklı olduğunu, Yunus'la yakışmayacak kadar basit üsluplarla yazıldıklarını görüyoruz. O yüzden bu çalışmalar, bu sempozyumların aslında bir maksadı da budur. Gerçek Yunus şiirlerini bir kuyumcu hassasiyetiyle araştırıp ortaya koymak. Yani çok bilinen şeyler değil. Bir tek bu sorduğum sarı çiçeğe annem babam var mıdır şeklinde söylenen bir ilahi var. Onun olmadığı söyleniyor. Ancak olmadığını söylemek için de iyice bir araştırmak lazım. Şu anda biz bu araştırmaların henüz uzağındayız. Daha şu anda metin tespit aşamasındayız. Fakat yavaş yavaş küçük çaplı araştırmalarla Yunus'un dil ve üslubu üzerine yaptığımız araştırmalarla bu da ortaya çıkıyor. Ben de yolda, üniversite öğretim üyesi, önceki Türk Kurulu Başkanı